3 ve bak problem ne biliyor musun? Evet. Konuştuğun gibi hızlı gidiyorsun. Bak şimdi tartımı bir kere oturtalım. Beraber solfej, yani ben solfejini yapacağım. Sen gözünle takip et. Tamam mı? Bak şu. Tamam. Şimdi buraya kadar ben solfejini yapacağım. Usulünü vuracağım. Sen de üfleyeceksin. Hatta al bak benim neyimle üfle. Hazır olduğun zaman bir rastlayalım. Bir alış. Güzel. Daha rahat değil mi ses? Daha kolay geliyor. Fark ettin mi kendi neyin arasındaki farkı? Daha konforlu değil mi? Tamam. Ama şimdi o biraz daha alıştım. Bu şey yani farklı geldi. Ha. Tamam. Şimdi bununla deneyelim. Ben solfejle birlikte geliyorum. Sen de üfle, tamam mı? Koşmadan. Sol, sol, la, si, la, sol, la si la si la sol. Çok güzel. Es. Si si do re. Koşma do si. Re do si la. Koşma do si si. Güzel. Es. Re re mi do si re do si la. Do si la sol re koşma re do re si la do si la sol la la si do re si la sol. Bak bu koşma hastalığı hepimizde vakti zamanında oldu, bende de vardı. Birçok kişi de aynı hatayı yapıyor. Bunun için metronomla çalışmak lazım. Metronomu telefondan bir program indirebilirsin. Onun tik tak tik tak sol sol la si, onunla birlikte bu durumu, evet, o kullanılır. Çok basit bir program. Hatta bir metronomla bir program yaparız ki gösteririz. Ben manuel eski sistem bir metronom edinmeye çalışıyorum. Onunla örneklerim o konuyu. O konuyu en iyi metronomla çözeriz. Şimdi solfejini bak şu birinci forte'nin sonuna kadar solfejini beraber yapalım. Tamam mı? İbrahim.
Nasıl arzu edersen. Sen usul vurmayabilirsin. Yeter ki Tamam. zihnine al kafi benim için. Sol, sol, la, si, la, sol, re, sol, sol, la, si, la, si, la, sol. Si, si, do, re, do, si, re, do, si, la, do, si, si. Usul vurmayı ikisini bir arada yapamıyorsak bu çok normal. Böyle devam edelim. Re, re, mi, do, si, re, do, si, la, do, si, la, sol, re, do, do, re, si, la, do, si, la, sol. La, la, si, do, re, si, la, si, la, sol. Giderimiz bu. Şimdi üstüne sendeyiz. En baştan. Son, iki, üç ve sol, sol, la, si, la, sol, re, sol, sol, la, si. La si la sol. Gayet iyi. Si si do re do si re do si la do si si. Güzel. Re mi do si re do si la do si la sol. Re, do, do, re, si, la, do, si, la, sol, la, la, si, do, re, si, la, si, la, sol, si, la, si, sol, do, si, do, la. Koştuğun yerleri fark ediyorsun ama, Evet, değil mi? fark ettim. Onları Evet. dizginlemek kimin elinde? Senin elinde. Buna dikkat edecek ama edeceğiz ama bu sana özel bir problem değil. Birçok kişinin yaşadığı problem. Bunun için bu ritmi ilk önce hissetmek lazım. Bunun üzerine monte etmek lazım. Bunun için de bir metronom olsa ona sadık kalarak devam edilir. Bu problem zaman içerisinde çözülür. O zaman kendin enine mi üflemek istersin, nasıl arzu edersen. Tamam. Hadi o zaman beraber son kez üfleyelim. Sadece birinci haneyi üfleyeceğiz. Son 2, 3 ve... Bak şu an aramızda ne var biliyor musun? Mesela karşıya ses çok kötü gidiyor. Neden? Akortsuz üflüyoruz. İlk önce kendimiz bir akort edelim. Ben biraz üfleyeyim. Sen üfle. Bas ayağını yere komple. Heh. Tamam. Çok güzel. Düge üfleyelim. Sega. Şarga. Neva. Evet. Şimdi Beyza'nın Bursa'dan edindiği neyin akordu yok. Yani bu ney? Akortsuz bir ney. Aslında telef edilmiş bir kamış ama en kısa zamanda bunu telafi edeceğiz. Akortlu bir ney edineceğiz sana. Ondan sonra bu da bende, benim sorumluluğumda. Şimdi bakın. İki ses arasında tam bir ses fark var. Yani iki sesten kastım açık neva ve kapalı neva üflüyorum. Anlaşılır nitelikte fark değil mi? Bir de sen üfle benim neyimle Beyzacığım. Açık neva, kapalı neva. Evet. Böyle belirgin bir fark var. Sen onunla üfle, ben senin neyinle üfleyeceğim. Bir hane.
Son 2 3 ve Oo. Oo. Şimdi nasıl oldu biliyor musun? Bu zaten dik. Ben de dik üflüyorum. Dimdik oldu. Onun için senin akordunda ben sana Karıştı. bununla biraz Tamam. eşlik etmeye çalışacağım. Son 2 3 ve Çıkmıyor mu? Gücendi mi ne acaba? Allah, küstü vallahi, neyi küstürdük? Nevaya doğru açılır o. Son 2 3 ve Bu neden? İşte lütfen anlayın. Kötü neyle icra olmuyor. Bunun için neyiniz, elinizdeki ne iyi mi kötü mü ona bakın. Ben şimdi benim öğrencimin elinde kötü bir ney olamaz. Bir dahaki dersimizde bu ney değişecek. Sana akortlu güzel bir ney yaptıracağız. Tamam mı? Bunu artık hatıra olarak, ilk neyin olarak muhafaza edersin. Bu senin neye başlamana vesile olan ilk göz ağrını olarak kenarda olacak. Evet, ama artık terfi zamanı. Akorda olan, bak işte az önce ben bile üfleyemiyorum yani. Keyif vermiyor. Al böyle güzel bir neyle şimdi. Ben solfejini yapayım, sen üfle, tamam mı? Bak bakalım onda rast var mı? Tamam, güzel. Son 2, 3 ve Sol, sol, la, si, la, sol, re, sol, sol, la, si, la, sol. Çok güzel. Si, si, do, re, do, si, la, do, si. Re, do, si, la, do, si, la, sol, re. Bravo. Do, re, si, la, do, si, la, sol. La, la, si, do, re, si, la, si, la, sol. Bak. Şimdi yeni bir format yapıyoruz. Tamam mı? Beyza Nur'la ney dersleri. Tamam. Şimdi bu esere ilk başladığında sen de duyduğumda hızlıdan öte tartım. Notaların yerlerindekinden kastım tartım. Mesela sol, sol, la, si, la, sol. Böyleyken sen şöyle gidiyorsun. Sol, sol, la, si, la gibi tartım hatası vardı. Şimdi bir kabasını aldık. Bir dahaki derste bu tartım olayını halledeceğiz. Ondan sonra neyi en önemlisi, neyi güzel bir ney yaptırtacağız. Ondan sonra tonu ben beğeniyorum. Yeni neyle birlikte daha güzel bir ses alacaksın. Bir de heveslendiğin için daha çok vakit ayıracaksın. Güzel bir ney yaptırtacağım sana Allah nasip ederse. Ondan sonra burada çarpma, tavır, yorum kısmında da seni destekleyip yönlendirip bu arada bizi izleyenlere de fikir kazandırmış olacağız. Bu şekilde bizim meşkimizden istifa edebilecekler. Onun için Beyzacığım program koordinatörlüğümüz görevinden öğrencilik durumunda ilk dersimiz hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Arkadaşlar
Beyza Nur'la Ney Dersleri ilk bölümüyle sona erdi. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsüyle devamıyla inşallah tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Derslerine iyi çalış Beyza'cığım. Tamam.